Bugün Bozdağ'ın Madran köyündeyiz. Şimdi Madran o kadar güzel bir yer ki birazdan göreceksiniz. Kendisi bir marka olmuş. Şimdi suyu çok güzel ve gazozu çok güzel. Madran gazozu. Şimdi Madran gazozu benim çocukluğumun desem olmaz, bebekliğimin. Hatta ben olmadan beri, olmadan önceden beri var bu gazoz. Çok güzel. Şimdi tesisini göreceğiz. Nasıl yapılıyor, şişeleri nasıl, su nasıl, hepsini göreceğiz şimdi. Birazdan da kaynağına gideceğiz. Evet, gazozları ürettik, yükledik. Şimdi ben artık bir gideyim de dağıtayım. Fabrika müdürümüz Ümit Apak yanımızda. Evet Ümit Bey, öncelikle bu gazozun, yani bizim çocukluğumuzun değil, dedelerimizin çocukluğunun gazozunun bir tarihinden bahsedelim. Şimdi kurucumuz Özür Ağan, 1973 yılında kurulmaya başladığı zaman fabrika, İtalyan marka makinelerle İlk üretimler başlıyor. O dönemde Özür Ağan belediye başkanı. Evet, doğrudur. Doğrudur. Başkanı. Kurucumuz aynı zamanda fabrikanın kurucusu. İlk başta suyla başlıyoruz. Arkasından gazoz üretimi başlıyor. En son teknoloji makinelerle. Yaklaşık olarak Aydın ve çevre illerine satışlar gerçekleştiriliyor. Aydın bu tadı seviyor. Bozdağ halkı bu tadı seviyor. 73'ten bu yana halen üretim devam ediyor. Yaklaşık baktığımızda hesaplarımızda 2019 üzerine biraz daha koyup daha uzun yılları üretime devam etmek istiyoruz. Biraz daha Türkiye'nin geneline yaymak istiyoruz. Hedefimiz bu. Kurucularımız ilk tohumu attılar. Bizler bunu yayabilirsek eğer en büyük başarımız bu olacak. Niyetimiz, düşüncemiz bu. Peki, vermezsiniz sırrını ama bu gazozu bu kadar güzel yapan ne? Birincisi ham madde, suyumuz, kaynağımız. İkincisi sevgimiz. En önemlisi olduğu evet. Sevgi. Üçüncüsü inanmamız. Bozdağ halkı olarak bu tadı, bu lezzeti inanmamız. Bunlar da ilk Madra'nın, değil mi? Su, evet. Su mu bu, gazoz mu? Su. Su. İlk şişesi buymuş. Bakın, evet. Su mu gazoz mu, su. 1973 yılında ilk şişe buymuş. Tabii. Daha önceden damacana polikarbonat ürünler olmadı dönem için. Hep cam. Evet. Zaten hep cam faydalıymış diye ben duydum. Kesinlikle. Değil mi? Ama maalesef ki gün içerisinde teknolojinin değişmesi, daha uzun alanlara ulaşma amacıyla ürün gamları değişti. Fakat yavaş yavaş tekrar bir cama dönüş başlıyor. Var, evet. Bunun üzerine de çalışmalar olacak. Bu fabrikayı evet kuruldu. Biz bir tık daha üzerine koyabilir miyiz? Var olan mirası yemekleri üstüne bir şeyler daha ekleyebilir miyiz?
Çok sesli geldik, müzikli geldik değil mi abim ya? Allah razı olsun, teşrif ettiniz. Ne oldu bizi yani? Çok güzel oldu ya, değil mi abim? Çok güzel oldu. Nasıl geldik? Çal söyle ya. Böyle bir geliş olamaz. Böyle bir geliş daha önce görülmedi. Evet, gördüğünüz gibi inanılmaz bir gelişti. Fark ettin mi Volkan abi? Nasıldı? Ha, senin fikrin, tamam tamam. Senin fikrin süperdi ya. Hadi geçelim madem. Zirvesinde yapılan gözlemenin, Madran'da yapılan gözlemenin tadı bir başka olur. Evet. Değil mi? Ben tabii birçok yerde Suzan'cığım. Bunu yapıyorum. Hani gözleme konusunda Volkan abi, master, hani doktora, hani bunların hepsini yaptım ben. Gözleme benim işim. Çok güzel ederim. Hiçbir problem yok. Şimdi zaten hamur hazır. Abartacak bir şey yok. Onu yapmışsınız zaten. Aynen, aynen. Ben hafifçe şöyle yoğuru vereceğim. Şimdi öncelikle Suzan. Unumuz burada. Ha, Suzanur, mikrofon sende olsun kardeşim. Buyurun. Tamam. Şöyle bir onu atarım ben önce, tamam. Suzanur. Tamam. Öyle bir atarım. Tamam. Bak, bir şeysi yok bunun bak. Öyle bir bakar. Bir üstün diye ben şey derim. Özel bir şey derim öyle. Burada un çok önemlidir. Aynen. Suzan, bak sana öğretmen amaçlı söylüyorum. Zaten un olmazsa hamurumuz olmaz. Un olmazsa bu iş olmaz bak. Evet. Undan kaçınmayacaksın. Bunu bolca şey yapacaksın. Çok dökeceksin. Tamam. Şimdi koyduk mu? Koyduk. Bakayım altında un var mı? Var. Şimdi hazır mıyız? Biraz şöyle edem mi? Et. Tamam. İyice yaydım. Bakayım şöyle ununu da şöyle iyice bak. Şey edeyim. Şimdi şov başlasın kızlar. Hazır mısınız? Bak hem böyle edersin. Farklı yapıyorum ben, tamam mı? Abi evde çalışmadım, hayır. Bu zaten köylerde benim yaptığım bir şey bu, bak. İnşallah. Nasıl Suzan? Ha? Çok güzel. Suzan arada bu kayar olabilir. Dur bak, Allah. Allah. Dur Suzan ya, un az geldi ya. Ne oldu Suzan? Suzan ne oldu? Ayıralım hemen. İşte bundan ayırdık. Oldu? Ayırdık ya, bir şey yok ya, dur bakayım. Böyle edersin, tamam mı? Böyle edersin. Öyle dersin, öyle olur. Çok güzel. Gördün hareketi. Şimdi baktık, bu tarafı doğru genişleteceksin, değil mi? Hı hı. Buradan bir yol alırsın. Bak. Ben
şey yaparım. Yuvarlak açmam Suzan. Hı-hı. Ben daha böyle dikdörtgen açıyorum. Daha güzel. Farklı oluyor benim evet. biraz. Hadi bakalım şimdi devam ediyorum. Un yapalım birazcık. Kurdan biz bir daha yaparsın. Biz beceremiyoruz işte. Ben daha çok hani yuvarlak herkes yapıyor biliyor musun? Aynen. Ben daha böyle kare. Oh bak gar bak gar. İşte nasıl güzel açtım abi vallahi açtım oldu. Ha ben de inanamıyorum. Niye böyle oldu? Biraz kırmızı haritasına. Benzedi özellikle öyle bir şey yaptım. Özellikle yaptım yuvarlak olmadı. Göze mi geldik acaba Suzan? Olabilir. Volkan abinin gözü. Volkan ana ne yapacaksın? Geri koyalım biz bunu dur bozmadan çaktırma. Aynen sen geri aç onu aç. Tamam, şimdi bunu böyle bu oldu. Aynen oldu yeter. Bu oldu şimdi ot koyalım buna. Ama nasıl küçük kapatacağız? Olur. Tamam buraya belli etmeyelim Suzan. Aynen. Abi burayı vermiyoruz. Halloldu işte. Onu mu yapıversek? Ha? Ama yaptık işte canım Suzan'la biz. Bunun içinde neler var Suzan? Biraz anlatır mısın bana? Bunun içinde sebze otu. Ay maydanoz. Tam zamanı. Evet. Maydanoz tamam. Ondan sonra soğan yaprağı. Evet. He. Pırasa yaprağı. Evet. Başka? Sirke notu. Onu evet. ilk defa duydum. Sirke notu. Evet. Vay çok değişik. Evet sonra? Çökelek koyuyoruz. Çökelek koydu. Zeytinyağı koyuyoruz. Evet. Ondan sonra? Başka bir şey var mı? Başka yok. Karabiber koymadık biz bunu koymak. Gibi geliyor bana. Karabiber yok. Kokusu almadım ben. Olsa evet. anlarım ben karabiberin kokusunu. Yediğinden tabii biliyordur. Yediğimden değil de kokusundan anlarım. Evet, evet. Olmasın ne var? Bak. Oh. Hocam bak. Böyle tuttun ya. Bak şu hareketi yapacaksın. Şimdi bunu oraya vereceğiz. Değil mi? Oklavayı dolayalım. Oklavayla dolayacağım ben hindi. Yapışmadım. Ben bir şey dolamadım. Yapışmadı. Aa iyi bir şey. Böyle mi atayım? Sence? Bence şöyle yap. Böyle yapayım. Şuradan at. Buradan atayım. Evet. Şöyle dola. Doladım. Evet. Çok güzel. Ben koyayım. dağılmaya hazır çünkü. Sevgili nasıldı? Nasıldı Volkan abi? Şimdi Volkan abim diyor ki sen bunu önceden çalışmışsın ya. Ben 60 tane köye gittim. Nereye bozdum? Hiç bozduğum bir şey var mı Suzan? Yok, çok güzel. Allah, hiç bozduğum bir şey yok. Ya sıradık gelsin diye şey yapıldı geldim yani. Evet, sen nasıl yaptın bakalım? Ya şimdi Suzancığım. Gözlememizi nasıl hani, yaptın? Gözlemedir, çökelektir. Bunlar hep çökelek değil, çörek. Evet. Bunlar hep bizim işimiz. Ben şimdi 60 tane köye gitmişim. Sağ olsun teyzelerim, ablalarım hep beni gösterdi, öğretti. Yaptık bir şeyler. Farklı bir şekil kattım. Kendi içimden oldu. Özgün ruhumdan farklı bir şey oluşturdum. Böyle bir şey oldu. Çok güzel. Bak, gördün. Yapabildik mi ablalarım? Yapabildik. Güzel bir alkış alalım. Teşekkürler. Suzan ablacığım az önce girişimimizi yaptık. Güzel bir gözleme, evet. Çörek falan bunları hallettik. Sen ne yapıyorsun abla? Nasıl geçiyor zaman? Ben çocuklarım var. Üç tane. Kaç tane? Üç tane. Allah bağışlasın. Kaç yaşındalar? Bir tanesi 6 yaşında. Bir tanesi 7 yaşında. En küçük de 1,5 yaşında. Daha çok küçük. Evet. Sen kaç yaşında evlendin abla? Ben 20 yaşında evlendim. Şu an 27 yaşındasın. Evet 27 yaşındasın. Benden bir yaş büyüksün. 3 çocuğum var. Evet. Çok güzel. Vallahi güzel ya. Süper ablacığım. Peki nasıl geçiyor zaman? Köyde nasıl geçiyor zaman? Çok güzel geçiyor. He. Ekim dikim yapıyoruz böyle. Hayvanlarımız var işte onlarla uğraşıyoruz. Onlara bakıyorsunuz. Evet onlara bakıyoruz. Çocuklara işte tarla, iş, güç öyle geçiniyoruz. Uğraşıyoruz. Evet. Böyle çok sizde, çabuk geçiyor ama zaman. Sizde ama böyle çok güzel bir dostluk var, kardeşlik evet, var. Evet. Hep beraber oturuluyor, sohbet ediliyor evet. değil mi? Evet. Her yerde böyle yok. Değil mi? Biz çok hani çok şeyiz burada olduğumuz için mesela hani dostluk, birbirlerine şey var mesela herkes... Birinin bir şey olacak koşturuveriyor musun? Aynen, aynen. Öyledir, öyledir. Evet. Ablam senin ismin nedir? Aslı. Aslı. Şimdi gelin. Aslı senin gelini. Evet, gelinimiz oluyor bizim. Ha sen gelin evet. o görümce. Evet. Ana. Suzan görümcelik yapıyor mu sene? Yok yapmıyor sağ olsun ablam gibi. Sen kaç yaşındasın? 18. 18 daha çok küçük. 18 yaşında. Ne zaman evlendin? 2 ay önce. 2 ay önce evlendim. Evet. Daha yeni gelin. bir şey söyleyeceğim. Şimdi Suzan o zaman seni gördü. Evet. Baktı benim kardeşim bunu istiyor. Senin evet. ismi ne?
Aslı. Aslı'yı istiyor. E sen ne yaptın gari kardeşini gidelim alalım edelim dedin mi? Yardımcı oldun mu? Evet yardımcı olduk. Tabii ki kardeşim sevdi, beğendi. Biz onun arkasındaydık. Gittik, aldık, beğendik yani. E seni bir gömcelik hiç etmiyor mu ya? Yok etmiyor ablam gibi. Ablam yok zaten. Onun gibi aynı. Evet. E sen peki böyle daha yeni ondan o daha farkında değil onun. Şimdi sen de görümcesin. Peki gelin. Nasıl gelin? Çok bizde iyi maşallah. Ha, iyi maşallah mi? Ama rahat. Aa, evet. 18 yaşında ama maşallah evet, demek ki öğrenmiş hepsini. Aynen, aynen çok iyi. Çok iyi anlaşıyoruz. İyi maşallah. Yani... Bir tane gelin var? Evet bir tane gelinimiz var. Bir tane gelin var. Bizde iki tane. Ben de görümceyim mesela. Senden anlı yani çok anlarım seni. İki aysa daha bir şey yok. Sonra da hiçbir şey yok. Hiçbir şey olmuyor hiçbir zaman. Hep çok iyi. Gelin görümce çok iyi anlaşır. Benim de gizimde gelinler çok iyidir. Hepsini çok severim. Ama gerçekten severim. Neden gülüyorsun? Senin ay bir şey yok, bir şey yok. Çok iyidir. Gelin görümce çok böyle iyi anlaşması lazımdır. Evet, her zaman önemlidir kardeş. Bizim de öyle. Kardeş gibiyizdir biz. Abla kardeş gibiyizdir. O kadar. Evet. Öyle olması lazım. Öyle olması lazım. Senin düğün nasıl geçti? Aslı? Benim düğün aynı. Neler eğlenceli. Yaptın? Nasıl bir düğün yaptın? Üç gün. Ay üç gün. Anne. Cuma, cumartesi, pazar. Peki abim seni görmüş mü, istetmiş mi? Yok siz önceden konuşuyor muydunuz? Biz ya, önceden... Evet buradayım. Seni görmüş mü? Biz pek buradan dışarı evet. Aynen. Oo. Mahallemiz çok seviyor dışarı. Evet. Dışa gitmiyoruz yani. Çok güzel. Aslı bak görümcelik yapıyor gördün mü? Biz bak buradayız, biz buradayız. Yapmıyorum. Öyle de, öyle de. Öyle de yapmıyorsun değil mi? Bak başlamış. Aynen. Buradayız öyle de. Yani böyle nasıldı düğün? O şey ne onun adı? Gelin. Abimle nasıl tanıştın, nerede görüştün? Askerdeyken tanıştık telefonla. Askerdeyken telefonla tanıştınız. Evet. Aslı bu bir ilk. Yani daha önce hiç görmüyorsun. Falan. Ay, önce görmüştük yine mahalledeyiz ya. Ha mahallede gördüğün insan. Evet. Bildiğin evet. İnsan. Evet. Sonra? Askerdeyken konuşmaya başladık. Facebook'tan. Evet. Askeri beklemiş bu abim seni yazmak için. Öncesini ben senin gözünün dibindeyim baksana. Hani bir bak değil mi yani niye öyle olmuş? Neyse beklemiş askerlik aklı başın gelmiş. Evet sonra. Ne yazdı sen Facebook'tan? SLM. Facebook kasıyor telefon numaranı versene. Ne yazdı? Ne yazdı? Selam falan yazdı işte. Sen ne dedin? Ben de bir şey demedim. Aleykümselam dedim. Selam demiş, aleykümselam demiş. Çok güzel selam taktik. Selam almak lazım. Tabii doğru. Sonra işte konuşmaya devam ettik. Askerden geldi. Sözümüz oldu. Sonra nişan, düğün. Oo maşallah ya. Ondan sonra devam ettik işte. Devam ediyorsun. Evet. Aslı. Şadiye teyzem yaş kaç? 60. 60 maşallah. 60 yoktur 59 vardır. Ya 59 eşim. 59 eşin, 10 yaş küçük senden. 10 yaş küçük benden. Sen daha böyle senden bir yaş küçük olanı almış artık, o büyüğü almış. Öyle. Değil mi? Evet. Valla teyzem nasıl geçiyor Madran'da zaman? Çok iyi. Ha? Çok iyi, çok mutlu. Değil mi? Ha, evet. Burada hep berabersiniz. Hep beraber, evlatlarımla çok mutlurum. Değil mi? Çok iyi. Peki 60 yıl nasıl geçti teyzem? Çok iyi geçti. Hiç... Bana bir anlatsana çocukluğundan, evlendin. Şu 60 yılı beni anlatıversene bir o. Açık aklımda açık yok şimdi unuttum bazen. Aklında olanları anlat. Yani çok iyiydim. Çok mutluyum. Çok evlatlarımdan, eşimden çok mutluyum. Eşin de kaç yıldır evlisin? 19 yıldır. 19 yıldır evlisiniz maşallah. Babam 18 ben 19'dum ya. Yaşında, 18 19 yaşındaymış. Ya. Tamam o zaman 19'sa hemen hesaplayalım. 40 yıldır. Evet. 41 yıldır 41 kere maşallah. Nazar boncuğu nazar boncuğu. Bu kadar güzel, uzun evliliğin sırrı nedir teyze? Çok iyi, mutluluk. Mutlu olacaksın. Mutluyum. Böyle beyin baktığında beyin seni nasıl davranır, böyle nasıl konuşur senden? Çok iyi konuşur. İyi çok, konuşur. Hiçbir öyle avı sözü yoktur. Vallahi ya. Çok mutlu geçindik, çok mutlu evlendik. Hani böyle mutluluruz. İyi. Evlatlarımdan da çok mutluyum. İyi, çok güzel. Şey var mı, rehberlik var mı teyzem? Var, mal bakıyoruz işte, geçi bakıyoruz, sıvırımız var işte, tarla, takka, öyle. Gözleme işin, organizasyon sana mı ait? Şimdi hepsinin babaannesi, anneannesi, büyüğü sensin. Tabii, hep beraber toplandık, yaptık. Hepsini sen öğrettin. Ben öğrendim. Gözler çok güzel yalnız. Sağ olun, sağ olun. Amcam da öyle diyor muydu? Tabii canım. Gözleri beğenir mi?
Gözleri değil mi? Güzel gözlüm diyor muydu? De. Dememiş tabii de. Ben bilip dururum. Gözlerden anladım ben. Madran'a ne zamandır geleceğiz geleceğiz? Artık bugün nasip oldu. Burası bir başka güzel. Güzel değil mi? Evet. Aynen. Hüseyin abi ne yapıyorsun buralarda? Nasıl geçiyor zaman? Arazi var. Tarla, evet. Bahçe. Kestanemiz var. Kestanemiz iki ay sonra değil mi? Evet. Çıkar, iki ay sonra çıkar. Günlük havuz suluyoruz. Hı-hı. Sulama yapıyoruz ağaçlara. Başka pazarlara gidiyoruz bazen. Ürettiğimiz mahsulleri. Ne üretiyorsun abi mesela? Fasulye, domates, hı-hı, barbunya. Oo, madrandan. Madrandan. Hem tatlı suyundan. Madranın kendi suyundan. Hiç gübre atmadan. Evet. İlaç atmadan. Doğal. Doğal. Pazara gidiyorsun, onları satıyorsun. Onları satıyoruz. Böyle geçiniyoruz. Geçiyor, çok güzel. Abla sen ne yapıyorsun? Biz de beraber ev işi. Yardım ediyorsun. Çocuklar var. İneğim var. Evet, bahçe işi. Bir tane mi? Bir tane ineğim var. Eylül. Eylül. Ha, o zaman demek ki Eylül'de mi geldi o? Eylül'de geldi. Eylül koyduk. Çok güzel. Şimdi güzel maşallah. Kaç yıldır evliyiz abi? 19 yıldır evliyiz. Evlendiğin tarih ne zaman? 2001. Evet. 16. Söyleme. Söyleme. Sakın söyleme. Pardon. 2016 Temmuz. 2000 kaç? 2000. 2016 Temmuz. Evet. Doğru mu? Doğru. Doğru bir de. Doğru. Peki şimdi ablamla daha önce başkasını tanıştırdı. Sen mi gördün? Nasıl oldu? Konuşuyorduk biz okulu giderken. Hangi lisedeyken? Lisedeyken. Madran'da mıydınız ikiniz de? Babalar yoktu mu? Madran'daydık. Madran'daydık, Madran'da. Liseye gidiyordunuz. Ben liseye gidiyordum, o ortaya gidiyordu. Ortaokul gidiyordu. Evet. Sen görüyordun. Görüyordum. Ne yapıyordun görüp? Ya konuştuk. He. Kaçırdım ben hanımı. Anam, kaçırdın lisedeyken. Peki bir şey söyleyeceğim. Lisedeyken değil, okul çıktı. Okul bitti. Peki sana bir şey söyleyeceğim. Sen lisedeyken böyle ablamı gördün. Vuruldun mu? Tabii ki vurulmuştu. Değil mi? Tabii, genç. Kaçacak kadar oldun göre. Nasıl açıldın? Açıldım, seni seviyorum dedim. Direkt. Direkt. Görümcem söyledi ilk. Bak görümcem. Nasıl, kim söyledi sana? Görümcem söyledi. Kardeş ne dedi? He. Bizim Hüseyin seni gönlü düşmüş demişti. Aynen. Aynen. Düşünüyor dedi, seviyor, beğeniyor dedi. Sen de görüyordun bizim lisede? Tabii. Mahalle dedi görüyor. Sonuçta aynı mahalleniz tabii. Beğeniyormuş bak. Hüseyin abi o da seni beğeniyormuş. Sen ne dedin? Ben de kabul ettim. Tamam dedin. Tamam dedim. Ya açık nazettim. Etti mi? 3 ay kadar bir cevap gelemedi. Ana, o 3 ay nasıl geçmiştir? Çok zordu. Naz edilecek. Kızla naz eder. Evet. Doğru. Evet. Naz olmadan hemen olmaz. Hemen evet mi deniyor? Hemen evet denmez. Aynen. Hiç. Hemen demeyeceksin zaten. Tabii. Değil mi? Tabii. Bir dur bakalım, bir uğraşsın, çabalasın. O 3 ay uğraştı mı hiç? Uğraştı. Ne yaptı? Haber gönderdi. Öyle şey. Telefon falan yoktu ki zaten. Evet. Öyle mesaj falan yoktu. Yo. Nasıl haber gönderiyordu? Aynı mahalledeyse görümcem haber getiriyordu. Şey yapıyordu. Askerde mektup yazıyordum sürekli. Sen askere mektup gittin bir de. Hani nişanlıyken daha nişanı geçmedik. Sonra kaçırma muhabbeti nasıl oldu abi? O askerden geldikten sonra oldu. Askerdeyken sen mesaj atıyor, şey yap, mesaj atıyorsun diye. Mektup atıyorsun, mektup yazıyorsun. Ne yazıyorsun? Ya ondan söyleneyim canım şimdi. Aklında mı? Aklında mı? Bir gün olsun kavuşacağız diyorduk yani. Vay çok güzel. Kavuşacağız diyordu. Sen mektubu alıyordun. Alıyordum. Yine görümcen getiriyordur. O görümceye buradan çok teşekkürler ve alkışlar lütfen. Evet. Hani görümce olmasa çok sıkıntı. Görümce bayağı bir din yardımcı olur. Abim sağ olsun. Aa öyle mi? Evet. Senin abim mi oluyor? Yok benim. Yok. Senin benim abim. Öz abin. Öz abim. Anam öz abisi. Öz abin olsun istiyordu o zaman. Nişanlıyız ya zaten. Nişanlıyken mektuplaşıyoruz. O getirip gönderiveriyordu. Mesela ben Bozdağ'a inemeyeyim mi? Mektuplar hep abim atıveriyordu. Getirip geliyordu. O zaman abi de destek olmuş. Oldu oldu. Değil mi? Oldu. Değil mi? Hiç önemli değil amca artık. Bir şey söyleyeceğim. Nişan oldu. Sonra nişan olmuş zaten. Vermişler. Neden kaçtık? Hadi bakalım. Ya 4 sene bekledik zaten. 4 senedi hani. Nişanlı bekliyoruz. Dururuz. Ama bana düğün edemez, ondan kaçtık. Ya öyle deme. Ne yaptı? Ne dedi? Ya 4 sene beklemiştik artık. Bir de düğün tarihi almaya çalıştık. Olmayınca. Düğün tarihi alamadık. Ondan sonra info kapağından gittiler. Ha. Allah. Nasıl, yöntem ne oldu? Yöntem benden geleyimsin diye sordu. Gelirim dedi.
gittik işte. Vay, sen tamam mı dedin? Tamam dedim. Songar dönmüşsünüzdür ama. Tabii. Nereye kaçtınız peki? Ben zaten Davutlar. Madran'dayız. Ana Madran'dan Davutlar'a. Davutlar. Aa, kaçma yerine bak, çok güzel. Millet şeye geliyor. Mesela Davutlar'dan Madran'a kaçar. Mesela hani daha böyle bulunmayacak yer. Onlar direkt Madran'dan Davutlar'a gitmişler. Kuşadası Davutlar bu arada. Evet. Allah Allah, oraya gittiniz sonra? Orada tatil gibi. Aynen. Ama... Ne güzelmiş bu kaçmak ya gibi. Bir ay falan durduk. Durdunuz? Durduk. Son tabii burada kayınpederi gönlünü etmeye çalıştıran. Tabii. Abin o... yardımcı oldu mu? Hı. Abim askerdeydi. Ha, askerdeydi. Tamam. Ondan sonra döndünüz gari. Düğünümüzü yaptık. Düğünümüzü yaptık. Yaptınız. Ondan sonra şimdi çoluk çocuk var mı? Var var. Allah bağışlasın. Allah kaç tane? Üç tane. Üç tane. Ne güzel ya. Şimdi o zaman abimin o sevgisi hala devam ediyor mu abla? Ediyor ediyor. Allah aşkına. Etmesi zaten. Değil mi? Yıllar geçmiş. Sen hala öyle seviyor musun? Aşırı seviyorum. Daha çok seviyorum. Ay görüyor musun ya? Vallahi. Böyle abimin en çok sevdiği huyun ne? Huyu ne? Abim en çok hangi huyunu seversin? Nasıl biridir abim? Nasıl biridir? Çocuklarına, ailesine çok düşkündür. Benden çok çocuklarına düşkündür. Hani onu seviyorum. Allah'a şükür. Değil mi? Yani öyle şey midir? Eylül yıl dönümlerinde, doğum günlerinde bir o çiçek bilen getirir mi? Getirir arada. Arada getirir. Getiriyor musun abi? Getiriyor, getiriyor. Gerçekten getiriyor. Getiriyor. Anlıyor. Kıymetini biliyor. Biliyor. Allah en sevdiği aşkına. Yemek ne? Bakalım sen kıymetini biliyor musun? En sevdiği yemek ne? En sevdiği yemek kuru fasulye pilav. Oo. Şu an soğan. Soğanı unuttum. Soğan tuzu bandıracaksın. Bak. Yanında hayran. Biraz acı biberi de tuza bandırırsak. Oo, ben de yemeğe dahil oldum şu anda. Evet, şu anda bir aşkın ortasındaymışım o zaman. Değil mi? Allah aşkına. Maşallah. Şarkınız var mı abi? Var. Aramızda sıradalar. Her kim söylüyordu? Selami. Şahin. Aramız nasıl bir şarkıydı abi? Doğuş'un söylediği aramızda sıradalar. Ya sen nereden bileceksin? Doğuş değil. Söz konusuyken. Yok yok. Selami Şahin. Selami Şahin. Sen nereden bileceksin? Sen askere giderken mektup mu aldın? Sen mektup mu yazdın? Buradan yengem duyuyor. Hanım söylesin. O nasıl bir şeydi? Biz düğün şarkımız Samanyolu'ydu. Onu söyleyeyim. Bir şarkısın sen. Evet. Peki aramızda sıradalları bilen yok mu şu anda kendi şarkımızı? Biliyordum ben bunu söyleyemem. Ay merak ediyorum ben. Tamamen bilmen sadece nakaratın. Bir nakaratını söylesin ya. Aramızda sıradağlar var aramızda. Yani bir şey diye boş ver. Sen? Asker. İşte aynı onu şey derdik. Aynen o tarz. O tarz. Tamam. Aramızda sıradağlar. Aramızda denizler mi? Aramızda deniz. Evet. Volkan abimize bir alkış. Burada. Kameranın arkasındaki gizli kahramanımız orada şarkıdan hemen biliyor, biliyor.
kamu oynamaya. Ormancı da gelir gelmez yıkar masaya, yıkar masaya. Söz anlamaz ormancı çekmiş kafa. Sağlık, nefesin sağlık ya. İnanamıyorum. Oksijenden mi oluyor bu acaba ya? Vallahi abim. Ya bu ne zamandır? Şimdi çok içmiş de ondan oluyor. Ondan mı oluyor? Onun için içti bilmem. Vay be. Onun vay. Içti. Süper. Geçin. Vallahi abim, senin isim nedir? Evet. Adnan Menderes. Adnan Menderes ismin. Vay. Çok güzel abi. Adnan Menderes. Soy isim ne? Menderes. Soy isim. Adnan Menderes. Benim de böyle oluyor abi. Bana sor isim, soy isim. Buyur sizin isminizi rica edelim. Duygu Dilek. Duygu Dilek. Tanıştığımız memnun oldum. İsmin ne? Dilek. Normalde insanlar anlayabiliyor. Ben fakat gördüğünüz gibi Adnan Menderes soy isim ne? Hadi bakalım, çok güzel ve çok değerli bir ismi taşıyorsun abi. Teşekkür ederim. Değil mi? Sağ olun. Aynen. Her zaman gelin, senede iki kez olsun böyle borlamalar yapalım ama çobancılık yaparken, öncüler yörüktük, çobancılık yaparken babam çalıyordu. Biz de onun yanında uğraşırken öğrendik. Kaç yaşındaydın abi o zamanlar? 15 yaşındaydım. 15 yaşındaydın. Evet. Baban klarnet çalıyordu. Klarnet çalıyordu. Normal eski düğünlerde düğün yapıyorlardı. Ondan sonra bizler başladık. Sen şimdi, babandan mı öğrendin? Evet, babamdan öğrendim. Notu bilmiyoruz, düz olarak çalıyoruz. Gördün mü? Nota bilmeden. Valla. Dümdüz çalıyorsun. Çalıyoruz. Abi onu mesela çalarken gözlerin kapanması gerekli zorunlu mu? Yani bu bir alışkanlık. Aslında gözümüz açık olsa daha güzel olacak. Bazı zaman böyle güneş de koruyor tabii. Bana böyle şey gibi geliyor ama böyle hani böyle ruhunla böyle. Hani gözler kapanıyor, kendinden geçiyor falan değil mi? Öyle bir şey o. Biraz da heyecan da oluyor tabii böyle. Sizlerde olduğunuzdan biraz da alışkınlık gülüyor. Hiç heyecanlı fazla. Değildi. Öyle mi? Hiç heyecan değildin abim. Gayet güzel çaldın valla. Teşekkür ederiz. Sağlık abim. Peki nota bilmeden çalmak var ya. Nasıl oluyor abi o? Neye göre çalıyor? Zor oluyor tabii ki. Notu bilsek her müziği çalabiliriz ama nota bilmediğimizden bazı müziklere yapamıyoruz mesela. Yani genellikle sözünü kesiyorum. Türk halk müziği olaraktan çalabiliyoruz notu bilmediğimiz için. Gidip bugün notu bilmiş olursa adam pop müziğini çalıyor garanetine. Türk sanat müziğini çalabiliyor. Biz bazı kısımları çalabiliyoruz yani. Yavdur Meylamsu, Emer Sayın'dan. Vaaay, çok güzel. Abim hadi, sen de o zaman. Ama müzik yok. Müzik ama yok, müzik solo. Yok, sadece tamam. Sen. Sen cümbüş çalıyorsun. Evet. Değil mi? Sen ne zaman başladın abi? Ben de bununla beraber başladık yani. Yakın sayılır yani. O zamanlar siz aynı yerde miydiniz? Aynı. Aynı yerdeydik. Şimdi bu dedi ki yani ben önce bağlamı çalıyordum. Dedi ki cümbüşü falan alalım yapalım dedi. Bununla beraber yani bu benden az önce başladı ama yani ben de 18 yaşındım. Bu mesleğe devam etmeye başladık. Sen nasıl yani öğrendin? Ben yani bunu bunun arkadaşları vardı. Onların bir notu alamadım. Bu da Bozdan'da Allah rahmet eylesin bir cümbüşçümüz vardı. Öldü, mevfat etti. Onu, onun notasından yani biraz gördük yani o yüzden bu işi öyle oldu. Yoksa öbür gibi olsa olmazdı yani gene. Sende nota yok değil mi abi? Ya bizde de tabii normaldi yani o kadar fazla not yok yani. Cümbüşle olsun sen söyle. Cümbüşle cümbüş olsun. Tamam. Aynen. Cümbüşle
Çünkü şey eşlik etsin. Tamam. Ne çalacaksın? Erzincan'a girdim, ne güzel bağlar. Bir uzun hava. Ama Madron'a girdik ya biz. Erzincan nereden çalışıyor? Abi şimdi Madron'a girdik biz, ne güzel bağlar evet. Yani Erzincan. Evet. Çok uzak kıta kaldı. Ama müzik öyle. Müzik öyle, gerçek bir şey yok. Tamam abi, moda şey olsun, Volkan abi için olsun. O da Elazığ'a yakın orası. Tamam. Ağzına sağlık abim. Nasıl yanık söyledin sen onu? Ha? Ne yapalım bu şey, müziğin işesi böyle. Öyle, ondan yanık yanık söyledin. Aynen. Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. Olmuyor mu? Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. Bir ok çeksem karşıki dağlar yıkılır. Bugün posta günü canım sıkılır. Sıkılır aman aman aman. Bugün posta günü canım sıkılır. Sıkılır aman aman aman. Hey gidenin nefesi. Abi sesler uymadı abi. Sesler uymadı. Abim sen side kaldın. Sen tiz oldun. Benim ses biraz daha alto. Ben hey gidin. Şu dağılmadan geçtin mi? Soğukta sulara içtin mi? Efelerin içinde yörük tarihe seçtin mi? Hey gidinin nefesi. Efesi, efelerin nefesi. Hocam, gerçekten. Güzeldi, güzeldi. Gerçekten. Vallahi güzeldi. Yemin de ettim. Vallahi ya, güzeldi ya. Güzel. İyi mi? Abi gördün mü? Abi işi bilen iyi diyor. Sevgili izleyicilerimiz, siz ne diyorsunuz? Sesim güzel miydi? Alta yorum bırakın. Alta yorum bırakın. Yorumları bekliyorum. Ağaca çıkabilmem için böyle bir sistem
kurulmuş. Burada benim hoşuma gitti abi. Nasıl? Nasıl çıktım ama? He? Çıkmışsam çıkmışımdır. Zorlanmadım ama çıkarken. Vallahi, he? Hiç zorlanmadım. Hemen hızlı çıktım. Daha giderim aslında da. Belli olmaz. Evet, buraya abilerim biz gelmeden önce tavuğu atmış. Tavuk yerin altında. Yanıyor da yanıyor. Kokuları geliyor, bir şey oluyor. Kayayı kaldırıyoruz. Evet. Az bekliyoruz, tamam abim. Tavuk, he. Yapacağız biz. Göb ya. Ay, ay, ay. Bak, bak, bak. Hayret neyi, bak be be. Ay, çok güzel. Bak be. Harika. Aha, ben yüksek zavallı. Abi, gördün mü? Bu doğal. Çok iyi savalım. Ayaklarınızı çok savalım. Yavaş yavaş gidin. Olur gider. Abi, bakalım. Durun çıkarmayın. Durun çıkarmayın. Ben bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Tavuk demiş ki gömün beni çukura. Evet. Gömmüşler. Evet. Etraf böyle kuyu. Evet. Etraf taş. İnanamıyorum gözlerime. Bunu daha önce görmüşüm vardı ama bu biraz daha farklı. Gördün mü tavuk kadar? Gördüm sonra bir kere abi. Şimdi bana bunu sen mi yaptın abi? Bana bunu sen mi yaptın abi? Bana bunu siz mi yaptınız abi? Hepimizin eli var. Nasıl yapılıyor? Bir anlatsana önce. Ya şimdi yaklaşık 2 saat civarında bu kuyuda odun yanıyor. Odun önceden yandı. Evet, közleniyor. Köz haline getiriliyor. Sonra? Ondan sonra tavukları temizliyoruz. Hani işte, temizledikten sonra böyle teli diziyoruz. Avaca şey yapıyoruz. Altta da çorbası var. Tandır çorbası deriz. Onun üzerine. Akıyor. Onun yağı, tavuğun yağı direktmen çorbanın içine akıyor. Aynen. Yaklaşık 2 saat civarında böyle bekliyoruz. Kayayla kapatıyorsunuz. Evet. Kayayla bekliyoruz. Şu otla hava almaması için, bu toprağa yani toprağın girmemesi için kumun. Kapatıyoruz. Ondan sonra yaklaşık 2 saat beklerden sonra yemeğe hazırlanıyor. Vay be. Şimdi o zaman bunu buradan çıkaracağız abi. Evet. Şimdi alıp eve götürüp evet yiyeceğiz. Allah'ın izniyle çorbasını göreceğiz. Altta birazdan. Onu da görürsünüz. Vay be. Abi bu işin ustası sen misin? Yapıyoruz. Hepimizin var yani. Elimiz... Yapıyoruz bu işi. Evet. Yapıyoruz. Her hafta bizim işimiz bu. Şimdi tavuğumuzu çıkardık. Tavuğun altında, tavuğun suyuyla pişen çorbamızı çıkardık. Gözlememizi yaptık, çöreğimizi yaptık, otlu. Ayranlar da buradan. Burada biberler, her şey buradan. Domat da var. Domat nereye gitti? Ha, domat doğruyoruz, domat doğruyoruz da. Ayranları da ablam yaptı, her şey doğar. Bak domatların güzelliğini bak. Heh, domatı buraya da koyalım. Allah, şimdi hepsinin tadını bakacağız. Tamam, şimdi ben önce bio başlayayım. Buradan şunu boya başlayayım, dur. Bak bak, tuzumu bandırayım, dur. Tamam. Şey aldın mı? Anam çok güzel. Dur bakayım. Çorbaya bakayım bir o. Tuz koydun anne. Tuz var yani. Yoksa tuzu koydun. Anlıyor, anlıyor. Anam ayranın güzelliği. Bir biberi bakayım bir. Acı mı biber? Biber acı mı muhtarım? Acı, acı mı? Acı. Yiyebilir miyim sence? Ye ye. Yesin, acı yesen yesin. Yiyeyim miyim? Cesur acı yer. He, cesurum. Bakalım ne olacak. Acıymış. Değil mi?
Bayağı acıymış muhterem ya. Acı olmam acı. Doğal o. Kendimizden. Evet, gözlerde dolma oldu. Acı, bayağı acıymış ama abi. Hı? Ekmek mi yesem abi? Abi. Ha? Acı bir şey olmaz abi. Acı bize ne olur abi? Ha? Abi acı acıymış. Ne yesem abi? Tavuk mu yesem ki? Hmm. Bir domattan bakalım tadına. Hmm. Çok güzel ya. Gözlemenin tadına bakalım bir. Buyurun yiyin yiyin. Şimdi buradaki bu tavuğun, bu biberin, domatesin, gözlemenin, ayranın, çorbasının hepsinin doğallığı Madran'dan geliyor. Doğru mu? Evet doğru. Heh. Bunların tadının bu kadar güzel olmasının sebebi şu madranımızın doğallığı. Çok güzel, doğal. Hepsini yiyelim. Acıyı bakalım. Bir daha yiyebilecek miyiz? Yiyecek. Teşekkürler. Hiç korkma annesi, ben yanına geldim ben senin. Evet, şimdi görmüş olduğunuz gibi küçük bir buzağımız var. Şimdi ne kadar gideyim? Gittim abi. Tamam, tamam. Annesi kalkmaz mı? Tamam. Evet, evet sevgili izleyicilerimiz, burada bir buzağımız var. Buzağımız bizi bekleyip durmuş doğmak için. Bayağıdır abiler, ablalar bekliyorlarmış ne zamandır doğacak, doğacak diye. Şimdi az önce doğdu. Ya sen bizi mi bekliyordun? Ya sen bizi mi beklediysen biz geleceğiz diye. He? Bir möde bakayım sen. Sen büyüyeceksin, inek mi olacaksın? He? Ay yazık, görüyor musun? Bizi beklemiş ya. Böyle bir şey var işte. İnekler de sağ olsun beklemişler. Bak, bak nasıl güzel ya. Sevemiyor. Sevilir mi bu? Anası da hassas, he? Bravo, çok güzel, çok güzel. Anası, bravo, bravo, bravo. Allah, buraya dokunayım mı? Vallahi, Allah, oh. Oh, çok güzel. Belki beni yabancıladıysa, halbuki beni beklemiş doğurmak için. Neyse, şimdi ben sizi yanınıza gideyim, abimle ablamın, bunlar böyle. Şimdi sağ olsun ablalarım dedi ki, seni bekliyormuş, o yüzden ismini Duygu koyalım dedi. Ne demek? Baksana, sevimlilik sevimlilik, tatlılık tatlılık, minnoşluk minnoşluk. Hepsi ortak. Değil mi? Hadi bakalım. Şimdi Ahmet abim, evet. Müzeyyen ablam, ömürlü olsun. Sağ ol. Değil mi? Allah razı olsun, sağ ol. Vallahi ya. Nasıl oldu bu ya? Sizin nasip Allah'ın vergisi işte. Beledik, beledik. 10 gündür beliriz. Gece kalkıyorum saat 1, 2, 3 gibi. Gelip bakıyorum yok. Hatta dün doğuracak gibiydin. Bekledik, bekledik, akşamı da yok. Hay dedim ben, sabah kalktım. Bu inek bugün doğacak. Eşimle beraber konuştuk. Böyle dedik biz, böyle dedi. Allah dedim, nasip bak dedim ben. Nasip sizin ayağınız uğurlumuşmuş. Evet, eğer bir ineğiniz var, bekliyorsunuz, doğuramıyorsa Duygu ile Ege'deni arayın. Evet. Gelelim doğursun. Böyle bir özelliğimiz var. Ne güzel. Peki ismi evet. Nasıl oldu? İsmi senin sayende. Evet. Sen geldin ya tabii. Gelmezdi. Ha, ismimiz gelmezdi. Hakikaten gelmezdi. Gelmezdi. Duygu diye hiç aklımız gelmezdi. Değil mi? Ta. Ben olunca artık Duygu. Aynen. Adıyla geldi. Adıyla geldi. Benden birlikte geldi. Bağ kurdum ben. Evet. Ben özel bir bağ kurdum. Evet. Abi hayvancılıkla mı uğraşıyoruz böyle? Ya bizim hayvancılık fazla yük, yani çok değil yani. Çünkü arazimiz olmadığından her hayvanların yiyeceğini almak zorlanırız diye fazla edinmiyoruz. 1-2-3 tane. Onunla pazarımız var. O da pazarda sütünü, yağını, çökülerini satarız. O kadar anca bakabiliyoruz yani. Hani. Onun için köyden buraya taşınırız. Buradan aşağıya taşınırız. Ondan bunlarınla vaktimiz geçiriyoruz işte. Ne güzel Ahmet abi. Evet, Ahmet abi ama onlar da senin kendi çoluğun çocuğun gibi değil mi? Evet, aynı işte. Onlardan işte biz 9 ay bekliyorsun.
O zaman tohum attırıyorsun, bekliyorsun insanoğlu gibi. İnsan da belli bir zaman karnını taşıyor, besliyor, dünyaya getiriyor. Bunlar da öyle. Biz de bunları kendi evlatımız gibi bakıyoruz, özeniyoruz. Onun için doğduktan sonra daha bir başka oluyor. Hani insanın evladının dünyaya gelip de ilgilendiği gibi bunlar da bundan sonra da daha çok ilgi gösteriyoruz. Sağoluna sütünü vereceğiz. Hı-hı. Ondan sonra bunların yeri gelip aşısını yaptıracaksın, şey yapacaksın. Ondan güzel bir şey yani. Hani evet. Hayvan bakmak aynı insanın evlatına yetiştirmesi gibi bir şey yani. Aynen hani, Ahmet abim evet. Ya. Öyle deme abla. Evet. Kendi çocuğun gibi büyütüyorsun. Ama emek veriyorsun yine de. Evet, aynen. Sabah kalkıyorsun. Emini veriyorsun. Evet. Bak, aynen. İki tane var orada işte. Sabah beni oradan gördüren bağırıyorlar. Süt getir diye. Biberinle içiriyor mu? Beni gördüren bağırıyorlar. Süt getir diye. Bak biliyorlar. Hı? Seni tanıyorlar. Tanıyorlar. Biberinle içiriyorum işte bunları. Ay, çocuk, çocuk. Ha bu, ha o. Görüyorsunuz ha. Değil mi? Sevgisi evet, de sevgisi. Aynı. Aynı. Çocuğu nasıl seviyorum bunlar da öyle seviyor insanı. Ama ablam yüzün gülmüş maşallah. Ya. Değil mi? Hayvanları yüzün gülmüş. Seviyorum. Hayvanın içini büyüdüm. Ben çocukluğumdan beri hayvanın içini büyüdüğümde yapamıyor hayvansız. Ama zaten abla şey diyor. Hayvanları sevmeyen insanları sevmez. Aynen. Aynen. Önce hayvanları seveceksin. Evet, doğru, değil mi? Doğru. Onların sana ne zararı evet. Var değil mi? Yararı var. Evet. Faydası var. Var. İnsandan bak insandan hiç görmeyeceğin faydaları insandan bakarsın kötülük gelir. Evet. Bunlar sana ne kötülüğü tabii, olacak. Tabii. Geçen gün bir bu rahatsız oldu. Ha. Ağladım. Bir şey olacak diye. Çok üzüldüm. Hmm. Evet. Aynı şekilde ismi Duygu olduğu gibi yemeği de çok düşkün olacak. Fark ettiniz. Yemeği de çok sevecek. Bak nasıl içip durur. Allah bebek 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 Allah sen büyüyeceksin sen de süt vereceksin sen. Değil mi büyüyecek bu? Değil mi? Büyüyecek bu kocaman inek olacak. Allah. Allah. Az daha annen yalan. Ya Duygu peşimi bırakmıyor. Gördünüz mü? Ay yazık. Niye böyle oldu? Abim, muhtarımız, Tenur ablam da muhtarımızın eşi. Muhtar eşi yani, muhtar hanımı değil mi? Evet. Şimdi Bekir abim sağ olsun burada bize çok güzel misafirperverlik yaptı. Ablam da öyle, bütün mahalleli öyle. Muhtarım böyle bizi mahalleyi gezdirdi, Madran'ı gezdirdi. Zaten iki dönemde muhtarlık yapıyor değil mi abi? Evet, ikinci dönem. Abi nasıl köyün? Köyün anlasını biraz. Allah'a şükür çok güzel. Değil mi? Köyüm çok güzel, insanlar çok güzel. Köyümü çok seviyorum, insanları seviyorum. Oy veren, vermeni herkesi seviyorum. Sıkıntım yok, ikinci dönem yine seçtiler. Allah razı olsun herkes. Sizden çok teşekkür ederim. Buraya geldiniz, bize bir eşlik ettiniz. Rica çok... ederiz Bekir abim. Bizim için çok güzel. Baksana böyle bir evet. Yere geldik. Muhtar eşi olmak kolay bir şey değil. Çok güzel bir şey. Güzel bir şey mi? Zor değil mi? Yok zor değil. Alıştık artık. Alıştın. Her şeyi koşturuyor ediyor. Bir şey olacak mesela. Diyor ki mahallenin sorunu var. Ben gidiyorum diyor. Değil mi? Aynen. Nasıl Tenur ablam? Nasıl? Bekir abim nasıl biri? Çok iyi biri. Belli zaten. Değil mi? Kaç yıldır evlisiniz? Kaç yıldım be? Unuttum be. Ana. Bekir abi kaç yıl? 28 mi? Şey. Peki. 30 yıl 30. 30 yıl sen 28 dedin. Bekir abim bilip durur. 30 yıl oldu evleneli. 30 yıl oldu. Oldum tamam. Diyor bak. Bir aklım değil zaten. Aklım da doğmuyor. Değil. 1990'ın Mayıs'ın 20'si. Düğün tarihi. Bak o kadar biliyor. Senin haberin var mı?
Niye? Tarihten. Sen unuttun mu Mayıs'ı? Vardım da işte unutuyor. Unutuyor. Tamam olsun olsun. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen de mi bu mahalledendin? Ablam. Aynı. Aynı mahalledendiniz. Aynı. Bu kadar yıldır evlisiniz. Peki öncesinde biri mi tanıştırıverdi? Siz kendiniz mi tanıştınız? Evet evet. Aracılar vardır. Aracılar söyledi. Dayım vardı bir tane. Hanımın dayısı. Ondan devreye girdik. Eskiden telefon böyle biri bir yer gelip konuşma bile yoktu. Değil mi? Yoktu ya nerede? Ben hanımla nişan söz olduk. Ondan sonra beraber bir yer konuştuk. Önce konuşmadık bile. Konuşma bilen yok. Yoktu yoktu. Hakikaten ciddi diyorum yoktu. Dayım vardı bir haberci. O bir haber getir götürüyordun olsun olmasın işte. Nişanlandık bir söz olduk bak. Söz olduk ondan sonra konuştuk biz bundan. O kadar ha? Evet. Söz oldun sonra konuştunuz. Allah razı olsun evet. Benim niyetim var dedi. Evet aynen aynen. Sen ne dedin öl deyince? Ben de iyi dedim. İyi dedin. Değil mi o zaman için? Aynen. Ondan sonra düğününüz oldu. Evet değil evet mi? Aynen. Nasıl düğününüz nasıl? Asker gemine 10 gün önce düğün yaptım ben. Ana sonra sen asker yolu gözledin. Evet. Vallahi hak et. Deme Bekir abi vallahi. Evet. Ay askeri gitti galiba 10 gün önce evlendi. Evet. Sen galiba bekledin kaç ay? 18 miydi? Aydın'da mıydı? Aa, ana zaten bak gari ne olacak o Aydın'dan? Yanını bile gittik. Peki o dönemde mektuplaştınız mı? Tabii bir sürü mektup. Çok. Ya telefon yok bir şey yok. Mektup bütün mektup. Ne yazıyordun mektupta? Lan yazıyorduk işte. Ne Bekir abi? Canım gülüm. Değil mi? Seviyorum, özlüyorum. Evet, özlüyorum. İşte seviyorum o tamam evlendik senden ama ne edeceksin yine aşk mektubu yazıyorduk. Yazıyorsun değil mi? Yapacak bir şey yok. Sen galiba okuyordur heyecanla değil mi? Heyecanla okuyordum. Vallahi sen ne yazıyordun cevap veriyor muydun? Aynen. Sen ne diyordun? Aynen. Aynen. Seviyorum canım, yanım, gülüm değil mi? Saklıyor mu hala mektupları? Saklarım durum. Ay o zaman eve gittiğimizde gösterirsiniz. Buradan nereye koydun bunu mu versen? Sandıklarda bile saklamışsındır sen. Evliliğin sırrı ne? Böyle iyi anlaşmanın. İyi anlaşıyoruz ya Allah'a şükür. Sıkıntımız olmaz. Olmuyor. Olmaz. Hanımlar sıkıntımız olmaz. O konuda hiç şey olmaz. Az sır baz. İki çanak tıngırmadık olmaz. Tıngıra geç ha. Değil mi? Ondan sonra yine düzeliyorsun. Beş dakika. Elin yaşı kuruyan cıkıda. Bu da. Ha bu da. Uzun sürmez. Hiç olmuyor değil mi? Hiç olmaz hiç. Olmaz. Ben zaten küsü sevmem. Sevmiyorum. Kızarsın ama iki dakika sonra tamam devam. Oo ne güzel. Peki şimdi nasıl? Şimdi çok, nasıl? Çok iyiyiz. Torunlarım var. Nasıl? Ya şu an günler iyi de eskisi gibi değil ya. Şimdi bazı telefonla bilmiyorum. İyi anlaşıyorlar. Üç ayı geçiyor ayrılıyorlar. Bilmiyorum neyin nesi. Biz eskiden böyle bir şey görmedik. Bizim ben dedim ya hanımla görüşmedik, şey yapmadık. Biz sözlendik, daha sonrasını görüştük. Böyle bir şey yoktu. Şimdi o kadar bir yakın konuşuyorlar. Yine 3-5 ay oluyor. Bakıyorum bazıları ayrılmış, bir şeyler olmuş. Geçinemiyorlar. Nedense. Oluyor, aynen. Oluyor. Şimdi bu Bozdağ'ın, Madran biliyorsunuz ki tepede. Ta böyle yukarılarda, zirvede. O yüzden buradaki insanların bence sesi güzel. Neden? Havasından, suyundan. Benim neden kötü? Ben Nazilli'deyim, ben ovadayım. Ben yani yerdeyim. Aynen. O yüzden benim kötü. Evet, Bozdağ'a taşınmanız lazım yani. Ne yani, abi? Ses güzelliği için Madran suyla tanışmanız lazım. Yani Madran babayı tanımanız lazım. Aynen. Bu havayı teneffüs etmeniz lazım. Aynen. Ben burada o zaman bugün giderken en son bir şarkı söyleyeyim. Bakayım bana etkisi nasıl oldu. Olabilir. Sen bilirsin yani. Bir ama... deneriz abi. Tamam bu ya. Abi şimdi o zaman beraber bir çok güzel bir türkü söyleyeceğiz. Tamam, tabii tamam. ki de. Başlıyoruz biz. Başlayalım mı? Başlıyoruz. Şu dalmadan geçtin mi? Soğukta sular içtin mi? Efelerin içinde yörükte Ali seçtin mi? Hey gidinin efesi, efesi, efelerin efesi. Hey gidinin efesi, efesi, efelerin efesi. Müzik
Cepkenimin kolları parıldıyor pullar. Yörükte Ali geliyor, açıl aydın yolları. Hey gidini nefesi, efesi, efeleri nefesi. Hey gidini nefesi, efesi, efeleri nefesi. Abi ne yaptın değil mi ya? Çok fena. Abi çok güzeldi. Şimdi buradan bütün izleyiciler anlamış olacak ama evet. Benim içimde bir arabesk vardır. Eyvah eyvah. Benim içimde böyle aşırı bir böyle acıların kadını falan vardır. Bergen vardır ya, benim içimde. Duygu Hanım, vardır. İçimde bir arabesk yatar benim. Bir arabesk yapsak. Ya Madran suyu olmasaydı. Ondan mı? Ondan mı acaba ya? Hayır hani Madran içmeseydik belki bizde de arabesk olurdu ama Madran içmeseydik. Sende hiç yok mu arabesk? Ya, var canım niye olmasın? Ne var? Hangimiz düşmedik kara sevdaya, hangimiz sevmedik çılgınlar gibi, hangimiz bir kuytu köşe başında bir vefasız için yol gözlemedik, hangimiz düşmedik kara sevdaya, hangimiz sevmedik çılgınlar gibi, hangimiz bir kuytu köşe başında bir vefasız için yol gözlemedik. Herkesten bir anı saklar bu yollar, herkesin acısı sevgisi kadar. Güzelmiş, çirkinmiş, ne fark eder ki? Deli gibi sevmek ruhumuzda var. Deli gibi sevmek ruhumuzda var. Yüzün geçmişten kalan, aşka tarif yazdıran, bir Alaturka hüzün, yüzün kıyıma vuran, anne karnı huzur, çocukluğumun sesi senden bana, şimdi zamanı sızdıran. Şımartılmamış aşkın sessizliğe yakın, kim bilir kaç yüzyıldır sarılmamış kolların, sisliydi kirpiklerin ve gözlerin yağmurlu, yorulmuşsun hakkını almış yılların. Ey Fida, bir belalı başımsın Elifida, beni fark etme sakın, omzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın Elifida, hep aklımda kalacaksın Elifida. Sen eski bir şarkısın Elifida, beni fark etme sakın, omzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın Elifida, hep aklımda, yüreğimde, hayalimde kalacaksın. Ben bir şey söyleyeceğim. Teşekkür ederim. Şimdi
Uğur abim, ben normalde böyle durumlarda derdim ki bir sazı alayım bakayım ben de çalabiliyorum. Vallahi öyle ben bir şey diyemeyeceğim abi. Ne? Senin bunda, bu sesinden sonra, bu sazından sonra artık ben... Hocam abi, ses aslında yok yani de. Yok mu? Sadece konuşma sesiyle söylüyoruz ama çalma konusunda 7 yaşından beri müziğin içindeyim ben. Abi inanılmaz. 7 Bağlamada. Yaşından beri kim söyledi evet. sana, kim öğretti, kim gösterdi? Şöyle Duygu hocam, benim babam bağlama çalıyor. Yani hı. abim gitarist, Bodrum'da bu işi yapıyor. Annem çok iyi türkü söylüyor. Yani şu anda eşim de 5,5 yıllık evdeyim. Hı. Eşim de çok iyi bağlama çalıyor. Çok güzel de sesi vardır. Yani çok güzel türkü söylüyor. Biz de hayatımızı aslında müzikle kazanıyoruz. Yani aynı zamanda ben Bozdağ Belediyesi'nde müzik eğitmenliği de yapıyorum. Yani öğrencilerim var. Bağlama gitar kursu veriyoruz. Hala aktivitemiz devam ediyor belediyede. Aslında eğitimli değiliz. Alaylıyız. Yani bu işe girdiğimizde tamamen bir aile eğitimiyle girdik. Hı. Ama sonrasında belgelerimiz tamamladık. Sonrasında eğitimlerimiz devam ediyor. Eğitim verecek kapasitedeyiz şu anda. Şükürler olsun. Şöyle söyleyeyim. Hani insan hayata tutunur. Niye tutunur? Sadece sevdiği birkaç şey yüzünden hayata tutunur. Yani eğer ki sevdiğiniz bir ortamda yaşamıyorsanız, sevdiğiniz bir işi yapamıyorsanız yaşamanın da aslında pek anlamı yoktur. Yani benim bakış açım böyle. Şimdi Uğur abi, sen dedin ki eşim de bu işi yapıyor. Evet. Siz bu işi yaparken mi karşılaştınız, tanıştınız? Şöyle, eşimle aslında ortaokuldan beri arkadaşız ama dediğim gibi küçük yaşlarda ikimizde de müzik olduğu için ortaokulda da zaten okulun seminerlerinde biz tanıştık. Yani korolarda birlikte sahne aldık. Ben çalıyordum, onlar söylüyordu falan. Tanıştık. Ondan sonra işte 11 yıl bir abimizin orkestrasında beraber çalıştık. Düğündür, restorandır, o işlere gittik. Sonrasında da işte evliliğimizin 3. yılında da kendi işimizi kurduk. Kendimiz şimdi hep beraber bu işi yapıyoruz. O zaman sizi müzik birleştirmiş. Yani evet, ortak noktamız aslında o zaten. Çok güzel abicim. Kesinlikle. Ya çok teşekkür ederiz. Vallahi yüreğine sağlık. Bozdağ'ı ziyaret ettiğiniz için, Madran'ı insanlara tanımakta vesile olacağınız için, yani bu güzellikleri birçok insana izletme imkanı sunduğunuz için ben size teşekkür ederim Duygu Hanım. Duygu'yla geziyorduk, şu anda Duygu'yla bağlama çalıyoruz. Bakalım. Yakında... Şimdi bağlama bizim işimiz abi. Evet. Şimdi Uğur abi, bağlama bizde. Evet, hani... evet, bağlamayı ilk bulan siz olmalısınız zaten. Ya şöyle, zaten, bağlama olayı yani yoktu, buralarda yoktu, Bozdağ'ında yoktu, Aydın'da yoktu. İlk ben getirdim abi bağlamayı. Şu çalan yoktu. Şimdi uzun sapı herkes çalar. Evet. Kısa sap farklı bir şeydir Uğur abicim. Doğru, hani, doğru Duygu Hanım. Şimdi ben birkaç tane bir şey çalacağım, şu göreceksiniz. Eyvah. Yaz, evet, ben hızlı bir şeyler yapıyorum. Hocam o zaman sizden rica etsem, ağır çekimde çeksek, sonra ben izlerken öğrensem evet, sizden. Ben size birkaç tane tavsiyede bulunacağım hocam. Tabii. Şimdi bir kere bir ruhunuzu katmanız lazım. Evet. Şimdi sazda bir bütünleşik olmak lazım. El şu. Tamam hocam. El şu. Tamam mı? Evet. El önemli. El böyle olacak. Parmaklar zaten esnek hocam. Evet hocam. Benim çaldığımı başka hiçbir yerde duymamışsınızdır. Kendi bestem, kendim yazdım, kendi notalarımla. Yaz, ben nota bilmem gerçi ama kulaktan bir şeyler yapacağım. Madran'a özel diyebilir miyiz o zaman? Madran'a özel. Bozdağ'ına özel olsun o zaman. Hazır mıyız tamam, hocam? Hazır mıyız? Gerçekten. Hocam hayatınızda... Şuraya. Hocam fark ettim, ayakta alkışlayacağım, mikrofon var, alkışlayamıyorum yani. Hocam nasıl? Siz kabul edin. Hocam gördünüz mü? Elinize sağlık, vallahi mükemmel. Ha, hocam evet. Ya biz de farklı. Şu anda da bağlamadan farklı, viyolaya falan benziyor. Aynen yani. Hocam böyle, hani her türlü hocam, hiç problem değil. Nasılım? Elinize, yüreğinize sağlık. Hiçbir yerde duymamışsınız. Şimdi o hani yiyoruz ya kara helvasını, vişneli yapıyoruz, karadutlu yapıyoruz, yiyoruz. O kara helvasının karının çıktığı yerdeyiz. Bayağı zor bir yol açtık. Evet. Bekir abi. Evet, doğrudur. Değil mi? Doğrudur, evet. Bayağı yukarılara çıktık. Şu an evet. Tırmanmayı devam ediyoruz hala da. Evet.
bayağı bildiğin kuyu. Bayağı bildiğin kuyu. Bizi Volkan abi çekelim. Volkan abi, şaşırdın mı? Şaşırdım. Aynen, ben de şu anda şaşkınım. Değil mi Bekir abi? Evet. Şimdi bu kar kuyusu ha? Evet. Testereyle keseceğiz. Evet, testereyle keseceğiz. Dur, kesmeyelim daha. Bu testere kesmez. Değil mi abi? Bu testere kesmez öyle. Kolay kesmez bu. Değil mi? Kolay pastım bu. Şimdi biliyorsunuz yazın bizi serinleten çok güzel bir lezzet var. Nedir bu? Kar helvası. Çok meşhurdur bizim bölgemizde. Vişne suyunu koyarız, karadutu koyarız, içeriz. Çok güzeldir. Değil mi? Hepsini. Evet, evet. Şimdi bunlar nereden çıkıyor? İşte Madra'nın bu dağından çıkıyor, kar kuyularından. Şu an bir kar kuyusunun oradayız. Değil mi abim? Evet. Abim öyle. Sen bu işi mi yapıyorsun? He, bu işi yapıyoruz. Ne zaman yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Nasıl başladın? Bize bir anlat bari. Bu işi biz kışın Mart ayının başlarında olur. Sonun Nisan'ı kadar basıyoruz. Ya nasıl basıyorsun? Buralar kar mı oluyor hep? He, buralar kar oluyor komple. Tamam. Bunun biz kenarlarını açıyoruz elle. Tamam. Küretle. Ondan sonra uzgun otu dediğimiz ot var. Ha, acaba işin özü uzgun otu mu ki? Bu ot, uzgun otu. Evet, evet, uzgun otu. Bu otu getirip örtüyoruz üzerine, kapatıyoruz. Ondan sonra karımız böyle duruyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu sıcakta, bu güneşte. Hani burası sıcak değil, esip durur ama yine de güneş var. Güneş olmasına rağmen bu kar erimiyor. İşte bu ot tutuyor bunu. Ana! Uzgun otu tutuyor. Şimdi ben mesela uzgun otunu gitsem Nazilli'de karın üstünü döksem yine mi tutar? Yok, orada durmaz. Orada tutmaz. Orada olmaz, her yerde olmaz diyorsun. Evet. Bu böyle bizim yediğimiz kara. Evet, aynen. Şimdi da bunu böyle kenarını açtın. Bunları koydun. Mart'tan beri bekliyor bu. Bekliyor. Şimdi açtık. Evet. Ne yapacağız? Şu anda açıp keseceğiz. Çuvala koyacağız. Milletimize hizmeti sunacağız. Vallahi abim çok güzel ya. Evet. Hadi abi keselim mi madem? Evet, keselim. Neyle kesiyoruz bundan? Testeremiz bu. Abim o testere kesmez. Kestiririz ya. Testere kesmez. Pastadayken, pastadayken kesmez diyordunuz. Testeredeyken ben mi? Nasıl? Şey yok. Ha, doğru değil mi abi? Sen yemeyeceksin sanki. Bunu ben bunu böyle yiyebilir miyim şu anda? Tabii canım, yiyebilirsin. Doğal. Gayet doğal. Şöyle ısırsam oluyor mu? Olur olur, sıkıntı yok ya, ısırmış. Cuma günü akşam saat 9'da televizyon çıkıyorsun. Aa. Ay çok güzel ha böyle. Tozdayken doğal toz. Bir şey yok. Bunun tozu yani. Şaşkınlıktan izliyorum. Aa, bayağı bildiğin kütle çıktı. Evet, artık buradayız. Buradayken de kar helvası yemeden olmaz. Hadi. Hemen bardağımız hazır. Yerinde. Yerinde. Böyle alıyoruz. Karıyoruz. Vay vay. Elsiz mi olacak? Elsiz mi olması lazımdı? Elsiz olması lazımdı. Olsun, sıkıntı yok. Ya ben kar helvasını daha çok Madra'nın zirvesinde kuyuların orada yerim. Böyle bir özelliğim vardır. Abi sınırsız bir de biliyor musun? Tamam, doldur doldur ye. Bedava. Doldur doldur ye. Para da vermiyoruz, doğal. Yok, 10 bardak, 20 bardak ye. Burada yemesi bedava. Değil mi abi? Evet. Hani bu karın kuyusu bizde abi. Sıkıntı yok. Bak bittikçe dolduruyorsun. Bir şeysi yok bunun bak. Hoppa hocam. Bak, bak. Ha, ücretsiz bir de. O nasıl kaynağı bir de burası. Bak bak bak. Yedikçe bak doldurdun abi. Bak bak bak. Doğal kar. Başkan hiçbir yerde yemeyiz. Yalnız az önce senin de nasıl yediğini izleyicilerimiz görmedi ama ben farkındayım. Mutlarım, sen de fena değilsin abi.
Evet, gördüğünüz gibi zirvede, Madran'da, karın olduğu yerde kar helvasının tadına baktık. Lezzetini doyduk. Evet. Kaç tane yedim bilmiyorum. Bu böyleydi, böyle oldu. Abi bayağı abarttım. Volkan abinin de katkısı çok oldu. O da az değildi yemek konusunda. Evet. Afiyet olsun, afiyet olsun. İyiyim. Abi afiyet bu olsun. Nasıl bir şey ya bu kadar? Bu doğal ya. Bildiğin kar, doğal kar. Göklerden geliyor, evet. Midemize gidiyor. Evet, ana, evet. Güzel oldu. Bir de şurubu koyuyoruz üstüne. Evet, aynen. Şurubu koydum, lezzet lezzet veriyor yani. Birazcık ağızda benim. Uğuşma hafif. Evet. O kadar yersen. Oldu. Evet, buz gibi kar. Evet, senin olacak de oldu arada. Çene de bir uğuşma oldu. Aynen, aynen. Yapacak evet. Bir şey yok. Devam ediyorum ben. Evet sevgili izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi evet. Madran'da kar helvasının tadı başka. Madran tabii ya. Amcam, hadi ben dağın başındayım. Hadi benim diğer amcalarım da dağın başında. Amcam, nasılsın? İyiyim, sen değilsin değil mi? İyiyim amcam, ne yapıyorsun dağın başında? Ne yapayım, koyun diyor, Allah tahir etsin. Az önce bağırıyordun, canavarlarla uğraşıyoruz diye. Canavarlar bir yandan, kurlu abi, köpek abi bir yandan saldırıyor biz devamlı. Erdoğan amcam, yaş kaç? 63 doğumlu. 63 doğumlusun. He, evet. 37. He. 47. 56. Heh. 56 yaşındasın. Evet. Maşallah amcam. Ne yapıyorsun amcam dağın başında? Ya koyun alıyoruz, koyun gidiyoruz. He. Hem temiz hava alıyoruz. Hem işte hediye ediyoruz. Koyun, koyunlarla uğraşıyoruz. Ne yapalım? Çobanlık mı mesleğimiz? Meslek çobanlık yani. Kaç yıldır yapıyoruz bu işi? Anamın yanından doğaldan beri dağımla yapıyorum bu işi. Valla. Seviyorum da. He. Şey ediyorum yani. Peki. Efendim? İlk böyle doğdun. Böyle hı. Çobanlık babadan mı vardı, dededen mi vardı? Babadan da var, dededen de var. Her taraftan var yani kökte. Nasıl bir şey çobanlık? İyi bir şey ya. Biz seviyoruz. Sevmesek bu işi yapmayız. He. Sevdiğim için yapıyoruz. Yani sevmez bu iş olmaz. Para kazanmazsın. Günlük hayatın nasıl geçiyor amca? Günlük hayatım iyi. Böyle Allah... başlıyorsun, koyunları alıyorsun. Koyunları sabah çıkar, akşam gidiyoruz. Biz de oluşturuyoruz işte. Öyle şey diyoruz. Çoluk çocuk. Hmm. Önlerim var. Kahvaltı alıyor mu? Kahvaltı alıyor. Esen gelsin çatayım diye yaş 50 değil de soğuk muluk kalmaz oldu. Kalmadı. Peki türkü? Türkü de ay sızırdı çeker diyoruz da almış etmeyiz. Gençlere ne söyler? Gençler yapmıyor. Gençler yapmıyor bunu. Sevmiyor. Hiçbir zaman gençler yapmıyor. Yapmıyor yani. Yani benim bir oğlan var. Bu oğlan benim bu yapmaz bunu. Ya. Ben öldüm mü bunu satar hala yiyle yani. Hmm. Yapma. Tamam satmayacağım mı kurbanda? Kurbanlığım ait benim evde. Bunları satmıyorsun sen. Bak. Bunlar damız yani biz damız için bunları kurbanım evde. Peki amcam sen çağırınca geliyorlar mı? Geliyorlar ısırıyoruz geliyor. Buradan tavır için yine geliyor. O çekten direkt aklımdan gel ayrılmaz yani. Hadi çağır bakalım gelecekler mi? Şu an geliyor bakalım. Gel. Ha. Kimse gelmiyor. Geliyor. Ben gitsem geliyor yani. Hadi! Hadi çağır amca. Ha? Geldi lan ona. Hadi devam et. Ne demek amca onlar? Ha? Onlar dili o bıklar. Ne dili... demek istiyorsun orada? Gelin bu tarafta orada yok. Koyunca mı bu? Evet koyunca. Ben de çağırayım bir kere. Gel, çünkü gelmez. Ne diye? Ben, bir de. Hıh! Bak o bir çoban var çünkü gönder yarım dedi. Başkaydım. O görmüş mü gönder yarım dedi. Ha bana yaz da. Hıdı. Yalnız abi he. Bunlar seni takmıyor gibi biraz. Bakar ona bakar. Olmaz bakar. İşte abi takmıyor gibi. Bakar kardeş. Thank you.
Madra'nın zirvesinde gezmeye devam ediyorum. Baktım benim orada hemşehrilerim var. Nazilliler. O yüzden onların yanına gidiyorum. Kolay gelsin. Evet. Hemen şöyle oturuvereyim. Allah patlıcanları soyup dururuz. Buyurun. Abla nasılsın? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Buraya geldim patlıcanları soymak için. Evet. Nasıl? Nereden? Nasıl oldu? Anlat bakalım biraz. Arkadaşlarımız davet etti. Hı-hı. Biz ilk defa geliyoruz. Nasıl ama değil mi ortam? Evet çok güzel, muhteşem. Birazdan bayıldım. Birazdan çok soğuk olacak. Evet ceket getirdik. Değil mi? Şu anda bile üşüyoruz. Nazilli herhalde 50 derece vardır. Öyledir, çok sıcak. Ki burası şu anda buz gibi. Değil mi? Yani... Kim söyledi sana? Nasıl söyledi? Nasıl anlattı burayı? Şimdi burada izleyicilerimiz var. Buraya merak ediyorlar. Şimdi burası Madran Baba'ymış. Hı-hı. Biz bilmiyoruz. Arkadaşlarımız davet etti. Onlar gelmişler daha önce. Sizi bir yere götüreceğiz dediler işte. Kuyu tandır yapıyorlarmış burada. Hı-hı. Geldik işte tandırı yaptık. Sonra patlıcanlarımızı yaptık ve ben şu anda evet, soyuyorum. Tam böyle seni tam şu anda yakaladım yani. Evet. Değil mi? Ama yani evleri, ortam çok güzel gerçekten. Hı-hı. Doğal bir ortam. Değil mi? Her şeyle muhteşem bir yer. Evet. Bulamıyoruz böyle yani. Maalesef. Ya burada kar... depoluyorlarmış. Kar kuyuları varmış. Biz onları gördük. Kattım yedim. Evet yani hani kara helvası Nazilli'nin meşhurdur. Ama tabii buradan geldiğini bilmiyorduk biz. Onu görünce daha değil başka mi? Oldu. Kesinlikle çok güzel Ölmeye yerler. Ölmeye seviliyor bardakları koyun. Yedik biz yani kar elimize yedik. Karda şeyden aldık geldik onları yedik. Yanımızda şerbet falan getirdik. Ciddi mi? Üzerim işte suyunu döktük. Valla onu... Yarısını falan yedik yani. Onu abi. Bilmiyoruz bir dahaki seferini öyle yaparız. Aynen. Ama harika bir yer yani çok beğendik gerçekten. Ablacığım sen daha önce de mi gelmiştin? Ben çocukluğumdan beri gelirim. Ay. Serinliği. Doğası hoşumuza gittiği için. Değil mi? Evet. Çok güzel. Gece akşam burası ayrı bir güzel oluyor. Yıldızların altında. Aa. Daha bir güzel. Yani herkesin gelmesini tavsiye ederim yani muhakkak. Akşamı beklesek abi. Bak şimdi. Yani. Nasıl yani. Oldu şimdi burası abi? Abi nasıl denk geldiniz de geldiniz? Ya bizim burası şöyle oldu. Eşim Bozdağ'ın zaten. Hı hı. Sürekli Metin'i duyuyorduk. Aşağı yukarı 3-4 senedir. Biz buranın müptelası olduk yani. Her yaz muhakkak 2-3 kere ziyarete geliyoruz. Hem manevi anlamda bir şey oluyor bizim evet. için. Güzel bir duygu tatıyoruz. Ne bileyim işte açacağın nazim o sıcağından bunalıyoruz. Gelip burada bir serinlik gidiyoruz yani. Bazen bir iki gece kalıyoruz burada. Ana nerede evet. kalıyorsunuz? Ya bu evlerde kalınabiliyor yani isterseniz. Aa, evet gece. Bunu bilmiyordum. Gidim şansınız da var burada. Geliyorsun. Tabii ki. Akşam mesela kalacak yer yok derdi yok. Geliyorsun yok. Evin içine giriyorsun ya. Aynen öyle. Artı teknolojiden uzak. Ne bileyim hani stresimizi atıyoruz yani iyi oluyor. Onlar çekmiyor. Elektrik yok. Telefon yani bazen çekiyor bazen çekmiyor. İyi oluyor yani kafayı bir toparlayıp gidiyoruz yani aynen. Arkadaşların tavsiyesine geldik biz. Ben çalıştığım için bugüne kadar şey olmadı, bir fırsat olmadı. Hı-hı. Biz daha önceden konuşuyorduk da arkadaşla beraberiz devamlı. Ben emniyette çalışıyorum. Hı-hı. Bir saatler vakit hangi müsait. Açça'da. Açça polis makinesinde çalışıyorum. Hı-hı. Bugün de bir herkes denize gidiyor. Biz de bugün şey dedim yukarılara, yüksek yerlere evet. sıcaktan, nazilin sıcağından uzaklaşalım dediler. Bu fırsatla buraya geldik. Nasıl buldun? Çok güzel tabii ya. Yukarıda evet. Sıcağı, nazilin sıcağını biz 10 senedir falan nazideyiz. Hı-hı. Yani onu bildiğimiz için evet. serin yer arıyoruz ya. Bir bak ya daha evet. olsun değil mi? Evet. Manzara burada. Evet. evet. Kebap da var. Amcanlar yapıyor şey veriyor kebabına. Ondan sonra çayını da semaverdi yapıyorsun. Kalacak yerde var daha ne olsun. Herkes denize gidiyor. Yani bir de yukarılara çıksınlar daha böyle ormana. Madran Dağı'nda Madran Baba Türbesi var. Burada aynı zamanda Şakir amcamız var. Şakir amcamız buraya gelmek isteyenlere, işte kurbanlık koyun kesmek isteyenlere yardımcı oluyor. Koyunları kesiyor. Burada Madran Baba'nın ruhu için gelip dua edebilirsiniz. Aynı zamanda manevi bir değeri de var. Şimdi Şakir amcacığım, burada Madran Baba'nın türbesi var. Sen biliyor musun tarihini, geçmişini?
tarihini tam bilmiyoruz da burası Erzurum Horasan'da olduğunu duyuyoruz. Bilgimiz ve bilim adamlarından Erzurum Horasan'da gelmiş bu. Burada askermiş bu, subay. Subaymış yani. Afyon'da zamanıyla Afyon'da görev yapıyormuş. Orada görev yapar, doldurup boşalt yapar. Karşısında asker vurmuş. Bu resim sürgün olarak göndermiş buna. Sürgün bölüğü varmış burada zamanıyla. Tabii bu da şey müdüş tozmanlarda şehit olarak kalmış. Hatta iki tane buldu yatırı, bir dışarıda. Hatta dışarıdan duvarını ben ördüm. Aşağı yukarı 30 sene oldu. 30 sene işim devamlı ileri gidiyor. Yok yerden sıkıntı oluyor. Yok yerden Allah tarafından bir yardımlar geliyor yani. Bir silah oluyor. Sıkıntımız olmuyor yani. Olmuyor. Çok faydasını görüyoruz biz bunları. Evet. Kebap yapıyorum. Oğlak satıyorum. Kurbanlık kesmek istedim. Oğlak veriyorum. Dışarıdan getirenleri yap veriyorum. Dışarıdan getiriyorlar. Bizden de alıyorlar. Tabii çoğunluğu şu anda bizden alıyor yani. Biz Bozdağ'dan, Nazilli'den uygun veriyoruz yani oğlak fiyatlarına. Uygun verdiğimizden adam buradan alıyor yani tercih ediyor. Hem kurban. Buradan oldum bir şeyin parası almıyoruz. Evet. Dışarıdan gelenler mesela, dışarıdan nerelerden geliyorlar? Türkiye'nin her tarafından geliyorlar. Geliyorlar. Erzurum'dan dahi, Ağrı'dan, her taraftan geliyorlar buraya. Yani Madran babanın türbesini görmek için. Tabii, hava olarak da, hava iklim olarak da hiçbir yerin iklimine uymadığını söylüyor herkes. Hı hı. Buranın ayrı bir şey özelliği var diyorlar. Hı hı.